Türkiye'de muhafazakar iktidar da bence Orta Doğu'daki son dönemde iktidara yaklaşan, iktidara oturan elitler de ya da akımlar da ne yazık ki aynı hatayı yaptılar. Onlar da devraldıkları işte milliyetçi, işte neyse laik ya da işte hangi her ülkeye göre değişen Bağızcı, farklı çizgilerdeki resmi ideoloji ve iktidarla bir kavga yürüttüler. Ama bu kavga, yani elbette ki bir boyutuyla yürütülmesi gereken bir kavgaydı. Ama derin ve değerler dünyasında bir kavga değildi bence. Böyle olamadı ne yazık ki. Keşke öyle olsaydı. Semboller kavgasıydı sadece. Şekille dair kavgaydı. Böyle olunca da bu şekil kavgası, bu semboller kavgası bizim asıl kavgalarımızı örttü. Asıl kavgalarımız tam da yani Atkan'ın geçen bir önceki oturumda söylediği şey, işçilerin emek mücadelesiyle demokrasi mücadelesini buluşturmayla ilgili bir kavga olması gerekirdi. Ama bu paradigmasını hala biz kuramadık. Yani bu alanı belki 7-8 yıldır konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bunu hala başaramadık. Hani sahte kurtarıcılar, işte sözde kurtuluş reçetelerine falan insanların yeniden sanki büyük değişim dinamiği geliyor gibi dışarıda bir şey aramak ve beklemek yerine dönüp bunu kendi enerjimizde görmek. Bu fotoğraf, burada oturanlar, siz bu salonda bir araya gelenler bence Türkiye değişiminin en sahici, en aşağıdan, en alttan, en toplumsal gerçeklikten gelen fotoğrafısınız, fotoğrafıyız. Dolayısıyla da bu gücün farkına varmak ve başka hiç kimseye bu gücü teslim etmemek değerli arkadaşlar. Oysa yeterince bence nasıl olmayacağını denedik değerli arkadaşlar. Artık nasıl olacağının formülünü, yolunu somutlaştırmak ve her birimiz kendimize ne fedakarlık düşüyorsa bu konuda bunu yapmaya odaklanmak durumundayız.